bilmiyorum ama bu gerçi belki Saruhan Uluş'a evet ya da hayır ya da kısaca cevap verdikten sonra Hilal Köylü'ye döneyim. Ne diyorsunuz? AKP ile de böyle bir görüşme süreci yaşandı mı bu dönem içerisinde? Öncelikle iyi akşamlar Saruhan Bey'e de. Saruhan Bey 20 dakika konuştu. Bir de şimdi benim söyleyeceğimin üstüne konuşursa diğer konuklara da Hayır, birazcık... sadece kısa bir cevap alıp ondan sonra Zaten sana döneyim istedim Hilal. Şimdi ya gitmiş ki AK Parti bugün demiş, o da bir televizyonda söylemiş. AK Parti ile doğrudan bir görüşme yok. Zaten kimse doğrudan görüşme olduğunu söylemedi. Doğrudan Peki. görüşme yoksa dolaylı görüşmeler var anlamına geliyor. Ayrıca her parti her partiyle de görüşebilir seçim öncesi. Bunlar hani doğal Tabii. karşılanır. Siyaset doğasıdır. Burada Saruhan Bey'in söylediklerinde şöyle bir ilginç haber var. 9 Şubat yani yarın itibariyle biz İstanbul adayını duymayı bekliyorduk ki Ayşegül Doğan parti sözcüsü 9 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız demişti. Saruhan Bey ise diyor ki haftaya diyor anca İstanbul adayının ismini duyabileceksiniz dedi biraz önce. Demek ki halen bir İstanbul adayı tartışması sürüyor. Halbuki biz bu tartışmanın bittiğini hani görmüştük. Başak Demirtaş ve parti arasında da bir uzlaşı olduğunu, başından beri bu işin birlikte yürütüldüğünü söylemişti DEM Parti ve Başak Demirtaş. Burada açıklamalarda çelişki görüyorum ben. DEM Parti bugüne kadar yüzlerce kez kent uzlaşısı, yerel seçim stratejisini anlatmaya çalıştı. Ama son Başak Demirtaş faktörünün devreye girmesinden sonra bakın 20 Şubat'ta adaylar listesinin son teslim tarihi YSK'ya halen DEM Parti kendini anlatmaya çalışıyor. Bence 31 Mart sonucunda DEM Parti ne İstanbul'da ne başka yerde istediğini ya da istediği hedefi yakalayacak bir oy oranını göremeyecek gibi bir tablo var. Çünkü biz burada halen demin kent uzlaşısını ya da işte demin Başak Demirtaş'la ortak yol yürüyüp yürümediğini tartışıyorsak, bu demin iletişim stratejisinde de ya da yol yürürken bu strateji ilerlerken bir takım kazalara denk geldiğinin de işareti oluyor ki bu işaretlerden biri de Başak Demirtaş olmuş. O zaman nasıl güç vermek için aday olacağını söylediyse Başak Demirtaş niye güç vermedi? Çünkü partidekiler sürpriz oldu bizim için de değerlendiriyoruz dediler. Neyse sonuçta parti bir sonuca karara vardı. Önemli olan bu Türkiye'deki dengelerin nasıl değiştirecek ya da DEM Parti de bu seçimden nasıl çıkacak, siyaset nasıl şekillenecek? Bence artık öncesi değil sonrasını konuşmaya geliyoruz ki zaten bugün bütün DEM Partililer de öyle söylediler. Başak Demirtaş aday olsaydı daha yüksek bir oy oranına sadece İstanbul'da değil Türkiye genelinde ulaşacaktı DEM Parti. Ama Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle beraber İstanbul ve Türkiye genelinde de istediği kadar oy oranını yakalayamayacağına dair değerlendirmeler var. Saruhan Bey burada devreye girebilir. Başak Demirtaş çekildi. Yine de biz istediğimiz oy oranına ulaşacağız diyebiliyor musunuz? Onu sorayım ben. Buyurun. Saran Bey, hem Hilal Köylü'nün sorusunu cevaplandırın hem de biraz daha hani İstanbul açısından hala kapı açık mıdır? Onu belki cevaplamak açısından da bir fırsat bu. Teşekkür ederim. Hilal Hanım'da konuşmama izin verdiği için ona da teşekkür ederim. Şimdi yani tabii ki DEM Parti eleştirilebilir. Ben DEM Parti eleştirilemez diye bir fikre sahip değilim. Ama yani DEM Parti kendine güvenen ve politika yapan bir parti. Çeşitli taktik adımlar atabilen bir parti. Ve bir stratejisi var sonuç olarak. Bu strateji doğrultusunda taktik adımlar da atıyor. Yani bizi tabii ki herkes değerlendirebilir, eleştirebilir.
tartışabilir. Hiçbir itirazımız yok buna. Bundan sevinçle duyuyoruz DEM Parti'nin bu kadar çok tartışılıyor olmasından. Ama tartışanlar müsaade etsinler de DEM Parti kimleri ne zaman aday olarak açıklayacağına kendisi karar versin. Yani bu cuma değil de pazartesi açıklayacak olmasının DEM Parti'de büyük bir çelişki yaşanıyor anlamına gelmeyeceğini söylemek isterim. Çünkü bir çalışma sürüyor ve bu çalışma da en bizim açımızdan en uygun sonuçları almak için bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Dolayısıyla ne zaman istersek adaylarımızı da o zaman açıklarız. Bunu kimse eleştiremez doğrusu. Şimdi ikincisi, şimdi bu kent uzlaşısı dediğimiz mesele DEM Parti'nin başka partilerin adaylarını koşulsuz desteklemesi anlamına gelmediğini ben defalarca anlattım. Başka arkadaşlarımız da anlattı. DEM Parti evet. seçmenleri her seçimde fedakarlık yapmak zorunda değil. Her seçimde Kürtler fedakarlık yapmak zorunda değil. Bakın altılı masa diye bir şey vardı. Altılı masanın etrafında oturan 5 parti 6. partiye karşı İstanbul'da ve başka yerlerde aday çıkardılar, ilan ettiler. Kimse ya bu altılı masa nasıl bir altılı masaydı da bunun 5 tanesi bir partiye karşı aday çıkartıyor ve mücadele ediyor diye sormuyor. Altılı masada olmayan, altılı masanın yaptıklarının bir kısmını önemli ölçüde eleştirmiş olan bir DEM Parti oy vermiştir ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ve yani DEM Parti'nin kendi politikalarını geliştirme hakkı yok mudur en azından altılı masada oturan diğer partiler kadar? Böyle bir şey olabilir mi? Biz de elbette ki kendi politikalarımızı geliştireceğiz. İstediğimiz yerde adaylarımızı çıkartacağız ve adım atacağız. Dolayısıyla DEM Parti'den ve Kürtlerden sürekli fedakarlık bekleyen zihniyetle bizim aramızda ciddi bir mesafe olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer bu ülkede eşitlik istiyorsak, eğer bu ülkede özgürlük istiyorsak evet. ve demokrasi istiyorsak, o zaman herkes birbirine eşit bakacak, birbirine saygı gösterecek ve bu gösterdiği saygı çerçevesinde de bir kent uzlaşısı yaratmak istiyorsa yaratacak. Bu kadar açık ve söyleyeyim. Şimdi diğer mesele, yani Zeynel Bey bu evet. çok bulduğu tartışıyoruz. Yeni de değil. Hani tekrar bunu söylemiş olayım ama ne yapalım, bunu söylemeye de devam edeceğiz. İşte AK Parti ile görüşmeler meselesi. Yani biz bugüne kadar siyaseti yaparken görüşmeler yaptığımız zaman bu görüşmelerin neden yapıldığını ve nasıl yapıldığını gerektiği biçimde hep açıkladık. Yani bizim için mesele bir yerel seçim meselesi değildir. Bizim için mesele stratejik baktığımızda Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik bir cumhuriyetin inşa edilmesi ve Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün gerçekleşmesi meselesidir. Stratejimiz budur. Bu strateji doğrultusunda da herkesle bu konuyla ilgili her türlü görüşmeyi yaparız dedik ve demeye devam ediyoruz. Ama bizim tarzımız şudur. Böyle bir görüşme yapıldığı zaman gerçekten toplumun yararına, sadece Kürt halkı açısından değil, bu ülkede yaşayan bütün halkların yararı açısından herhangi bir adım atılıyorsa bunu açıklamaktan, söylemekten de çekinmeyiz. Bunu şimdiye kadar gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. O yüzden de yani sürekli bununla karşı karşıya kalıyoruz. İşte AK Parti ile görüşmeler yapılıyor falan. Yani ben biliyorum 2015 seçimlerinden beri 9 sene geçti neredeyse. 9 senedir biz her seferinde bunu tartışıyoruz ve nedense her seferinde de her seçim döneminde de daha önce HDP, şimdi DEM Parti ağır saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Her türlü tutuklama, her türlü gözaltı, her türlü baskı, her türlü yargı baskısı, kapatma davası başımızda, Kobani kumpas davası başımızda, evet. kayyım atamaları başımızda. Bütün bunları biz yaşıyoruz ama nasıl oluyorsa AK Parti'de de hep biz görüşüyoruz yani. Ben bunu çok tuhaf buluyorum. Soracak olursanız bana, Kürt sorununun demokratik barışçı çözümü açısından evet. mecliste iktidar ve muhalefet partileriyle görüşme yapar mısınız sorusunu sorarsanız bana, evet yaparız dedim. İktidar ve muhalefet, altını çizerek söylüyorum. Amaç eğer Kürt sorununda demokratik barışçı bir çözüm gerçekleştirmek ise kim olursa olsun konuşuruz, herkesle konuşuruz derim.
Ama bunu da açıklıkla söylerim. Bundan kaçınmayız. Hiçbirimiz de kaçınmayız. Bu stratejik bir hedefimizdir. Ama yani bir yerel seçim pazarlığı içinde Türkiye'nin demokrasi yürüyüşü açısından önemli olan konuları böyle ufak pazarlıklar, pazarlığı tırnak içinde söylüyorum. Pazarlıklar içinde heba etmeyi asla doğru Peki. bulmayız. Onu da söylemiş olayım kısaca. Çok teşekkürler. Tabii DEM Partisi üzerine yoğunlaştık biraz ama sizin aramızda bulunmanızdan kaynaklanan bir durum bir siyasetçi olarak.